Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kurban zamanı yaklaşınca konuşulan iki konu daha ortaya çıkıyor. Birisi akika, birisi de adak. Bunlar da tabii kesilen hayvanlar olduğu için kurban zamanında daha çok konuşuluyor. Yani o zaman keselim mi diyenler oluyor. Şimdi o zaman bir farkı var mı diye sormak istiyorum ben. Yani akika ve adak kurbanları birbirinden farklı mıdır? Veya diğer vacip olan kurban bunlardan farklı mıdır? Nedir bunlar akika ve adak? Bize anlatabilir misiniz? Estağfurullah. Yani şimdi adak bir kimse Allah-u Teala'dan bir muradı var, bir talebi var. Mesela çocuğu askere gitmiştir. Oğlum askerden sağ salim gelirse bir kurban keseceğim dedi. Veya bir hayvan keseceğim dedi. Dikkat ederseniz ikisinde ben farklı kelime kullandım. Kurban. Birisinde evet. Kurban keseceğim dedim. Birisinde koç keseceğim veya bir hayvan keseceğim dedim. Ne farkı var? Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki çocuk askerden geldi. Şimdi bir koç keseceğim, bir koyun keseceğim, bir kuzu, bir keçi keseceğim dediyse bunu istediği zaman kesebilir. Kurban dediyse çocuk askerden geldikten sonra ilk kurban bayramında kesmesi lazım. Niye? Unutulmuş bu. Din adamlar bile bilmiyor çoğu. Bilgi olarak unutulmuş. Tabii bilgi olarak unutulmuş bu. Niye? Çünkü kurban buyuruluyor. Sadece kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü kesilir. Kurban kelimesini kullandığı için. Kurban demekle zaten sen artık orayı bağlamış oluyorsun kendini, değil mi? Yani. Aynen öyle. Sadece bir şey bağlamıyorsun. Birkaç şeyi birden bağlıyorsun kurban kelimesini kullanınca. Bir, zamanını tayin ediyorsun. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü. Çünkü bu üç günde kesilenler kurban denir. İki, kurban kelimesini kullandın. Ancak kurbanlık hayvanlar kesebilirsin. Koyun, keçi, sığır, deve. Adakta mesela horozla kesilebilir mi de? Oraya geleceğim şimdi. Mesela kan aktıracağım dedi. Bir hayvan keseceğim dedi. Bunlar yine adak olur. Sadaka cinsinden adak olur. Horoz kesebilir. Tavuk da kesebilir. Ama kurban deseydi horoz kesemezdi. Kurban deyince otomatik olarak hayvanları belirledi. Koyun, keçi, sığır, deve bunlardan birisini kesecek. Yerini de tayin etti ama öbür türlü kan akıtacağım dedi. Ha bundan muradı kalbindekini Allah-u Teala bilir. Ben dedi bir dana keseceğim mesela içinden öyle dedi. Gider danayı getirir. Bunu istediği zaman kesebilir. Bunun geçmiş durumu söz konusu değil. Ama kurban kelimesini kullandıysa İlk kurban bayramında bunu da kesmediyse ne olacak? Artık bunu kesemez. Bedelini altın olarak fakire vermek mecburiyetindedir. Yerine getirmekle mükelleftir. Peki öbür türlü çocuk askerden gelirse bir koç keseceğim dedi. Ortada koçu belirledi. Koç keser, istediği zaman keser. Kurban bayramında da keser, Arefe günde keser. İstediği zaman kesebilir bunu. Ama kesmeden vefat etme durumu söz konusu vasiyet etmesi lazım. Benim böyle adak borcum var diye. Gerideki varisler bunu yerine getirmesi lazım. Çünkü vaciptir. Efendim keyfe keder değil bu. Yarın ahirette bunun hesabı sorulur. Adadıysak adadık ya ne olacak filan denmez. Hayır. Bunun hesabı sorulur. Ciddi bir iş. Ciddi bir iş tabii. Vaciptir buyuruyor. Vaciptir. Önüne konacaklar. Sen böyle bir yani sana Allah-u Teala emretmedi. Ama dedi sen bunu mu yaptın? Peki kurban bayramında zengin olan kimsenin de kurban kesmesi vacip. Evet hüküm itibariyle ikisi de vaciptir bunun. Hüküm itibariyle ister hayvan adasın ister kurban kelimesini kullanarak adasın. İkisi de şarta bağlı olsun veya olmasın. Evet. Otomatik olarak aynı şekilde bunların yerine getirilmesi lazım. Bir de adak yapılmadan kesilen hayvanlar var. Mesela çocuk askerden geldi sevincine bir hayvan kesti. Ev aldı, araba aldı. Ev aldı, araba aldı, hayvan kesti. Kesilir kesilmez adaktaki bildirilen hüküm devreye girer. Ne demek o? Kendisi. Bunu kesenin annesi, babası, dedesinin nesi, çocukları, oğlu, kızı, hanımı neyse bunları yiyemez. Ve zenginler yiyemez. Zenginler yiyemez, fakire verir. Adak etin aynı şekilde usul ve furuğa verilmez. Usul anne, baba, dedeler, nineler, furu çocuklar, torunlar aşağıya doğru. Ancak fakire verilir. Efendim kayınbeder, kayınvalide, gelin, damat bunlar fakirse tamam mı?
Onlar aynı şekilde verilebilir. Verilebilir. Evet. Efendim biz verdik geline. Gelin bize ikram edebilir mi? Tabii gelinin olduktan sonra onu o kendi ikram edebilir. Artık. Onda bir problem söz altını konusu altını çizmek değil. İçin söylüyorum. Yani adak şart yerine geldikten sonraki kurban denirse eğer, şart yerine geldikten sonraki ilk kurban bayramında kesilmesi lazım. Aynen öyle. Ya çocuk askerden gelirse de biz kesiverelim falan. Aa, daha vacip olmadı. Şart yerine gelmedi. Gelmedi. Ama dedi ki hani çocuk belalardan şunlardan bunlardan korunsun diye kesti. Kesince otomatik olarak şeye girdi o yine. Adak hükmüne girdi. Yine fakirlere verilir. Ama çocuk askerden gelirse veya babam iyi olursa yahut da aynı şekilde ben işte şu imtihanı kazanırsam. Şu imtihanı kazanırsam. Kazandı. O şart tahakkuk ettikten sonra ona vacip olur. İlk kurban kelimesi kullandıysa ilk kurban bayramında da bunu kesmesi lazım. Kesemediyse altın olarak bedelini verir. Gelelim efendim akikaya. Şeyde adakta ister kurban kelimesini kullansın ister kullanmasın her ikisi de vaciptir. Hükmü bu. Akika ise Allah-u Teala bir kimseye çocuk ihsan ettiyse kız veya erkek çocuk nimetine teşekkür için kesilir. Teşekkür nimetiyle kesilen bu hayvana akika denir buyuruluyor. Peki burada ne yatıyor? Allah-u Teala şükretmek yatıyor. Cenab-ı Hak böyle bir evlat nasip etti, böyle bir nimet ihsan etti diye. Evet. İşte çocuğun 7. günü isim koymak, saçını tıraş ettirip saçın ağırlığı kadar erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka vermek ve kendi malından erkek için 2, kız çocuk için 1 akika hayvan kesmesi Hanefi mezhebinde müstahaptır veya sünnettir geçiyor. Peygamber Efendimiz erkek çocuğa 2, kız çocuğa 1 akika kesin buyurdu. Peki ne faydası olur? Bir kere Resulullah Efendimiz'in tavsiyesi bu bir. Kendi çocuklarına yaptı Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sünnettir. Hükmü bu. Akika çocukları belalardan ve hastalıklardan korur. Kıyamette ana babaya ayrı bir şefaati vardır. Ayrı bir şefaat. Peki ki akika hayvanı kurbanlık hayvan gibi olmalıdır buyuruyor. Yani akika tavuktan olmaz, hindiden olmaz. Kurbanlık hayvan gibi olmalıdır. Her zaman da kesilebilir mi? Tabii. Kurban bayramında da kesilebilir mi? Evet. Mesela diyelim ki karı koca. İşte diyelim ki devlet memurudur veyahut da bir yerde işçidir. Kıt kanaat geçiliyor falan. Bir yerde 3-5 kuruşu olmuş ama kurbanın hesabına malik değiller. Ama içlerinde de bir kan akıtmak geliyor falan. Çocukları da var ama çocuklarını akika kesmemişler. Tutar yani gider kendi gücüne göre bir hayvan alır, getirir kurban bayramı birinci veya ikinci günü veyahut da üçüncü günü keser. Akika olarak çocuğunu akika olarak keser. Etini yiyebilecek mi? Kitaplarda buyuruyor ki adak etinden farklıdır bununki. Akika hayvanı kesildiği zaman bunu anne baba yiyebilir. Zengin fakir herkese ikram edilebilir. Fakat kitaplarda anlatılırken mesela bazı kitaplarda işte bazı mezheplerde aynı şekilde var bu. Kemiğini kırmamalı. Yani alıp gömmeli. İfadesi geçiyor. Ama o farz vacip değil. Yoksa öyle imkan. O da aynı şekilde bunda atılabiliyor mu? Evet atılabiliyor. Dolayısıyla akika çocuk nimetine karşı Allah-u Teala'ya bir şükürdür. Ve akika kesildiği zaman çocuklar belalardan, musibetlerden de korunur buyuruluyor. Açık net bir şekilde. Hadis-i Şerif'te de aynı şekilde bildirilmiş. Bu sebepten dolayı da bir kimse mesela kendisi için akika kesilmemiş olabilir. Bunun zamanı var mı diye soracaktım yani. Zamanı yok. Adam mesela diyelim ki 50 yaşına gelmiş. Yeni öğrenmiş bunu. Aa benim annem babam da bilmiyordu bunu diyecek. Benim için de akika kesmedi. Kesebilir mi? Kesebilir kendisi için de. Ondan sonra çocuklar için kesebilir. Peki annesi babası hayatta hala. Durumu da iyi. Bir kurban bayramında mesela. Bir kurban bayramında. Baktı ki annesi babası nafile kurban kesecek. Aa bunlar akika kesilmediydi. Birer tane onlar için. Ondan sonra kendi çocukları için. Mesela bir dana alır. Evet. Kurban, vacip kurbanı var. Vacip mesela. Kurbanı vardır. Bir hisse kendinin, bir hisse de aynı şekilde hanımının diyelim o da vacip. İki tane. Geriye 5 hisse var. Ne yapar bunu? Adak varsa dahil eder. Akikalar varsa onları da dahil eder. Erkek çocuk erkek çocuk için 2 hisse olması sebebiyle 2 hisse birden aynı şekilde katabilir mi? Katabilir. Diyelim ki 2 hisse bir erkek çocuğuna. 2 oğlu bir kızı var diyelim 5 hisse eder. 5 hisse eder yani, zaten. Dolayısıyla onları da dahil eder. Kendisinin hanımının vacip olan kurbanı da dahil etmek suretiyle bir danayı kesebilir. Kesti. Kendisi sahibidir ve umumde vekildir. Onlardan vekalet alır hanımından falan da. Dolayısıyla onları parçalar. Dilediği şekilde de tasarruf edebilir. Umum vekil olduğu zaman efendim.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de akika, ada kurbanı ve kurban, vacip kurbanının birbirlerinden ne gibi farkları var? Kurban bayramında hepsi kesilebilir mi, kesilemez mi? Onun cevabını almış olduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cimrilerin en kötüsü, vacipken kurban kesmeyendir. Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, namaz kıldığımız yere gelmesin. Kurbanın postunun her kılına ve her parçasına bir sevap vardır. Kurbanlarınız semiz olsun. Onlar sıratta bineklerinizdir. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Alaca düşmüş gördüğümüze. Alaca düşmüş gördüğümüze. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Donandı dağlar bahar olunca. Donandı dağlar bahar olunca. Gölgem kayboldu gönlüm dolunca. Ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca. Güzeli görmek boylu boyunca. Güzeli görmek boylu boyunca. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. İstemem versen cihan varını. İstemem versen cihan varını. Gönül nakşetti güle yarını. Ah gönül nakşetti güle yarını. Her yüzde görmek dost didarını. Her yüzde görmek dost didarını. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan, kurban olmaz. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, hasi, yani burulmuş olan kurban caizdir. Dişi hayvan da, erkek de kurban edilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi ise, koyun kesmek, sığır kesmekten daha sevaptır. Koyunun, keçinin bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lazımdır. 6 ayı geçmiş
yalnız koyun iri, semiz ise caiz olur. Kesilen hayvandan çıkan yavru diri ise yiyebilmek için ayrıca kesmek lazımdır. Ölü ise yemesi caiz olmaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Kuddise sirruh. 4. bölüm. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Silsile-i Aliye'nin büyüklerinden olan Abdülhakim Arvasi Hazretleri kuddise sirruh, ahir zamanın, artan fitnelerin, sapık fırkaların sayısının ve faaliyetlerinin arttığı ve insanları ebedi felakete sürüklediği zamanımızda Resulullah'ın ve eshabının yolu olan ehli sünnet itikadını, imanı ve İslam ahlakını anlatır, bıkmadan, usanmadan. Çünkü iman her şey demektir. Hatta büyük veli sohbetlerinde sürekli şöyle buyurur: Allah iman verdi, ne vermedi? İman vermedi, ne verdi? Büyük veli vefatlarına yakın bu hususa verdikleri ehemmiyeti şöyle vurgularlar: İstanbul camilerinde 30 sene yalnız ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan imanı, yani ehli sünnet itikadını ve İslam'ın güzel ahlakını anlatmaya çalıştım. Ehli sünnet alimleri bu bilgileri eshab-ı kiramdan, onlar da Resulullah'tan öğrendiler. Büyük veli yine zamanımızda iman ve itikadın sağlam olabilmesinin tek yolunu ise şöyle emir buyururlar: Dinini bilen, seven ve kayıran mübarek insanların ilmihal kitaplarını alıp çoluk çocuğuna öğretmesi her Müslümanın birinci vazifesidir. Kendilerine din adamı ismini ve süsünü veren cahil ve sapık bir kimsenin sözlerinden ve yazılarından din öğrenmeye kalkışmak, kendini cehenneme atmaktır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri dinini ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrendikten sonra bu ilmin fayda vermesi ve ahirete imanla gidebilmek için amel etmek lazım geldiğini akıllara durgunluk veren bir misalle şöyle açıklarlar: İman muma benzer. Ahkâm-ı şer'iyye mum etrafındaki fener gibidir. Mum ile birlikte fener de İslamiyettir. Fenersiz mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca da iman söner. Bir kerameti şöyledir büyük velinin. Bir gün Abdülhakim Arvasi Hazretleri Beyazıt Camii'nde kalplere şifa olan eşsiz nazarlarıyla süzdüğü cemaate vaaz vermekteyken birden duraklarlar. Ve sonra anlattıkları konuyla hiçbir ilgisi olmayan şu nasihati yaparlar: Ey cemaat! İçinizden biri evine gider de çocuğunu çatıda kiremitler üzerine çıkmış bir halde ve güvercinleri kovaladığını görürse ona asla bağırmasın. Güzellikle çocuğuna, yavrum bak sana neler getirdim, şeker aldım desin. Çocuğunu çatıdan bu şekilde indirdikten sonra bir daha böylesi tehlikeli hareketler yapmaması yönünde onu ciddi şekilde uyarsın. Cemaat şaşkın, büyük veliyi bilenler bu hususun mutlaka bir işaret olduğunun bilincinde tefekkür halindedirler. Vaazı dinleyen akhisarlı bir adam kendi kendine, Allah Allah, şimdi bu sözlerin, bu vaazın konusuyla ne ilgisi var diye geçirir içinde. Vaaz bitip bu adam evine gidince, bir bakar ki 4 yaşındaki çocuğu çatıda kiremitlerin üzerinde güvercinleri kovalamaktadır ki aşağı düşmesine ramak kalmıştır.
Büyük bir panik yaşayan adam, o anda Abdülhakim Efendi Hazretlerinin vaazını ve bu konuda yapmış olduğu uyarıyı hatırlayıp, onun vaaz sırasında emir buyurdukları üzere çocukla konuşur ve sağ salim aşağı inmesini sağlar. Daha sonra onu ciddi bir şekilde uyarmayı da ihmal etmez. Büyük velinin bu açık kerametiyle hem zatın çocuğu kurtulur, hem de ona olan muhabbeti ve bu muhabbetle açılan feyz yoluyla kalbine nice hikmetler akar bu adamın. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, İki cihan saadetine kavuşmak ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Muhammed aleyhisselama tabi olmaya bağlıdır. Üzerinde Kâbe resmi, cami resmi veya mübarek yazılar bulunan halıları, seccadeleri yere sermek caiz değildir. Bunları zinet, süs için duvara asmak caiz olur. Sadaka, belaları önler, ömrü uzatır, bedene sıhhat verir, malı arttırır. Zalim kimseleri, adil diye methedenin ve din düşmanlarının ölüsüne, dirisine dua edenin imanı gider. İslamiyet, kıyamete kadar bütün icapları karşılayacak en mükemmel ve en üstün bir dindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir zerrecik, çok az, bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi Allahü Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Fakat bazısı bazısına göre küçük görünür. Günahlardan kaçınmak ise herkese farzdır. Bir kimse keşfettiği aletlerle bütün insanlara faydalı olsa, Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselama inanıp tabi olmadıkça, uymadıkça ebedi saadete kavuşamaz. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yine Yeşil ilçesi tarihi eser zengini 3 devlete başkentlik yapmış olan İznik'ten sesleniyorum. İznik ilçesinin surlara doğru yakın olan Sancaktar Hazretlerinin radıyallahu anh kabrine doğru giderken surlara yakın olan Eşrefzade Mahallesi'nde Davud-u Kayseri sokağındaki Davud-u Kayseri Hazretlerinin kabrinin olduğu yerdeyiz. Size kimdir, ne hizmetler olmuştur, onları inşallah anlatmaya çalışacağım. Arkamda ulu bir çınar var. Bu çınar da İznik'teki meşhur tarihi çınarların belki de birincisi. Davud-u Kayseri Hazretlerinin kabrine yakın. Aslında bu kabrin makam kabri olduğu hususunda kuvvetli rivayet var. Davud-u Kayseri Hazretlerinin esas medfun bulunduğu kabir şu anda bir evin altında kalmış. Ama ben şu civardaki evlerden hangisinin altındadır? Bu evlerden birisi mi? Daha uzaktaki evlerden birisi mi? Onu bilmiyorum. Ancak burasını belediye güzel bir şekilde düzenlemiş. Yani temiz pak etmeye çalışmış ama şehrin kenar bir semtinde tabii ki sık sık ilgi bekler bir halde. Başına bir bekçi konsa bütçe müsait değil. Bekçi konmasa işte bugünkü hali, sokaktan rüzgarın getirdiği kağıtlar, naylon parçaları bile icabında buraları dolduruveriyor. Ondan sonra da buraya kimse bakmamış mı falan. Hepimiz bakmamız lazım tabii. Davud-u Kayseri Hazretleri Orhan Gazi İmareti'nin inşa edildiği zamanda
medresede yapıldığında bu medreseye Osmanlı'nın ilk müderrisi olarak tayin edildi. Kayseri'de doğmuş ama ömrü İznik'te geçmiş. Bu bölgede evvela Anadolu'da epey bir tahsil hayatı var. Onu şimdi sizlere anlatacağım. Özetini söylüyorum. Orhan Gazi'nin imareti ise bugün zeytin bahçeleri içinde böğürtlenler etrafını sarmış. Tamamen bir harabe cami ile beraber. Sur dışında Orhan Gazi'nin gelip de fakir fukaraya kepçeyi eline alıp bizzat aş dağıttığı yer bugün bir sosyal kıymet olarak insanlarımıza anlatılsa, gösterilse yeridir. İnşallah o harabeyi mecburen çekeceğiz ve göstereceğiz. Çok bir masrafla da ayağa kalkacak yer değil. Az masrafla kalkar, az bir gayretle kalkar. El birliğiyle, vatandaşta da bir şey istendiği yok efendim. Vakıflar çok şükür bugün nereler tamire muhtaçsa oraları kısa sürede elden geçiriyor. Yeter ki bir baş tutalım. Olacak inşallah. İşte ilk kurulan medresenin Bursa'dan da önce Osmanlı'nın ilk medresesinin müderrisidir. Davud-u Kayseri Hazretleri veya Kayseri Hazretleri deniyor her iki tarafta da. Efendim doğum tarihi bilinmiyor. Ama 1261'lerde belki doğduğu tahmin ediliyor. 90 yaşına yakın 1345'te vefat etti deniyor bazı kayıtlarda. Yani 1350 diyoruz, 1345'lerde de vefat etti deniyor. Eğer 1350'de vefat ettiyse 13 sene. 1345'te vefat ettiyse 8 sene Osmanlı'nın ilk medresesinde müderrislik yapmış. Yani Osmanlı Devleti'nin ilk din adamlarını, yüksek seviyede din adamlarını yetiştiren kimsedir. Osmanlı'nın temelinde çok emeği olan bir zattır. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin vahdeti vücut yolunda, yani vahdeti vücudu anlatma yolunda kendisi de çok gayret etmiştir Davud-u Kayseri Hazretleri. Muhyiddin Arabi kimdir? Muhyiddin Arabi bugün Şam'da Kasiyun Dağı'nın eteklerinde türbesi olan bir zat. Yavuz Sultan Selim Han 1516'da Merci Dabık zaferini kazandıktan sonra, Kilis yakınındaki savaşı kazandıktan sonra Halep'e, orada bir miktar kalıp Şam'a gitmiştir. Şam'da Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bir zamanlar vaaz verdiği yeri sormuştur. Kimseden bir haber alamamıştır. Ve yanındaki musahibine söylemiş. Ya burada hal sahibi birisi var mı? Yetişkin bir Allah adamı var mı? Şu bizim Mısır seferimiz nasıl olacak? Ben içim pek rahat değil. Valla padişahım, ben burada öyle birine rastlamadım ama sabah namazlarına gelen bir ihtiyar var. Eğer ondan meşveret etseniz nasıl olur der. O da peki der, gider. O sabah namazında o ihtiyarı görür ama ihtiyar hiçbir cevap vermez. Ertesi gün sabah namazında İhtiyar der ki, sultanım teşhis eder onu. Televizyonda falan mı görmüştür? Nerede televizyon efendim? Teşhis eder. Merak etmeyin. Size inşallah Mısır nasip olacaktır. Sonra sorar. O işte Muhyiddin Arabi Hazretleri bir vaaz vermiş. Nerede vaaz verdi? O yaşlı zatı ararlar bulurlar. Ve yaşlı zata Yavuz Sultan Selim Han sorar. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin o vaazını verdiği yer neresiydi? Der ki ben o zamanlar çocuktum, büyüklerimden duydum, filan yerdeki ağacın altıydı. Giderler, kazın bakalım burayı, tarif edilen yeri kazarlar, bir çömlek dolusu altın çıkar. Muhyiddin Arabi Hazretleri vaazında der ki, ey insanlar sizin taptığınız var ya benim ayaklarımın altında. Bu şimdi dinen bakarsanız dış görünüşe ve dış manaya göre yani Allah-u Teala'yı ben ayaklarımın altına aldım demektir. Halbuki keramet yoluyla diyor ki bakın ben bir paranın üzerindeyim, siz de buna tapıyorsunuz. Bu sevgi ve muhabbetle Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne orada
güzel bir türbe yaptırır efendim. O kabrin bulunduğu yer keşfedildikten sonra bir cami yaptırır. Ve orada Salihiye denilen semtte bir sokakta 250 tane medrese kalıntısı var şu anda. 250 tane medrese kalıntısı şu anda mevcut. Böyle bir yer. Muhiddin-i Arabi Hazretleri de tabii biraz ilimde şiddetli davranırmış efendim. İnsanlar böyle Allah-u Teala'nın emirlerine karşı böyle bir bozguncu falan bidatları ortaya getirdiklerinde o hemen en seri şekilde ve en sert şekilde davranırmış. Bir gün bakıyor ki Allah Allah, kendine bir acayip haller oluyor. Gökyüzüne bakıyor, bazı görünmeyen varlıkları görüyor. Sokaklara bakıyor, bir şeyler görüyor falan. Allah Allah, bana ne oluyor diyor, ya ben herhalde bu yolda kafayı hani bir tarafa doğru kaydırdık mı falan diye. Sonra kalp gözü açılıyor efendim. O kalp gözü de açılınca aşağıdaki, şimdi dedektörler arıyor, 3 metre bulurmuş altını, 5 metre bulmuş. Be kardeşim, ne uğraşıyorsun altında? O altın sahibine fayda etseydi toprağın altına girmezdi, gömülmezdi. Ya sahibi o altından hiç istifade edememiş, gömmüş oraya, öyle de kalmış. Sana ne bu fayda verecek? Bir 50 sene daha dolaşır bu dünyada, senden de gider başka bir tarafa gömülür. Bunu düşünmüyorlar, gelip tarihi eserlerde musallat oluyorlar. Kabirlere musallat oluyorlar, kepçeler getiriyor, geceleri kazıyorlar. Ellerde hiçbir şey geçmiyor. Kaçak yaptıkları için de kazalar yapıyorlar, kollarını kaptırıyor, ayaklarını kaptırıyorlar. Buradan da onlara duyurulur. Davud-u Kayseri Hazretlerinin hayatı hakkında da notlarıma bakarak birkaç bilgi vereyim. Tahsil hayatı, serüveni nasıl devam etmiş, onu anlatmaya çalışayım. Kayseri'de o devirde Selçuklu'nun ilim merkezi vardı. Hem devlet merkezi hem de ilim merkezi oldu bir ara Kayseri, kısa bir müddet. Daha sonrası ilim merkezi devam etti ama devlet merkezi tabii zaman zaman böyle Anadolu'da gidiş gelişler oldu. Kadı Burhanettin zamanında, onlara girmeyeceğiz. Kayseri'de tahsil etti öncelikle. Bu ilim merkezinde tahsil etti. Ve burada Kadı Siracettin el-Umrevi'den ders aldı. Konya'ya gönderildi müderris olarak. Burada bazı hocalardan da eğitim gördü. Ve bu tahsilden sonra tekrar Kayseri'ye döndü ve Kahire'ye gitti. Kahire o zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'ta kurulmuş olan, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında kurulmuş olan efendim medresede tahsiline devam etti. Ve 4 sene kaldı orada. Kahire'den tekrar Kayseri'ye döndü. İlim yolunda görüyor musunuz efendim? Bu yolculukların çoğu kara yolundan oluyor. Bir kısmı belki deniz yolundan oluyor. Ne zahmetlere giriyor insanlar ilim öğrenmek için. Büyük alim Abdurrezzak Kaşani'den efendim bazı tavsiyeler aldı ve İran'a gitti. Tasavvuf öğrendi. Din ve dünya ilimlerinde çok iyi yetişti. Çok ilerledi. Konya, Aksaray ve Bursa'ya gitti. Bursa'da Orhan Gazi Hazretlerine ulaştı ve yazdığı bir kitabı Orhan Gazi Hazretlerine takdim etti. Ve Bursa'da Nihayetül Beyan fi Dirayeti Zaman adlı eserini bitirdi. Ki zamanının en kıymetlerinden de bu eser. Ve Anadolu dışında da tanınmaya başladı. Orhan Gazi onu 1336 veya 37'lerde hicri seneyle miladi sene meselesinde bazı şeyler oluyor, takdim tehir oluyor. Onun için böyle söylüyorum, 36-37 İznik'e çağırdı ve kendisini yüksek bir maaşla İznik'te kurduğu ilk Osmanlı medresesine baş müderris yaptı. Ve bir rivayette 15 sene, bir rivayette ölüm tarihine göre 8 sene bu medresede hem eğitim verdi hem de Osmanlı medreselerinin sistemini oturtturdu efendim. Yüzlerce yıl devam eden Osmanlı medrese eğitiminin kurallarını koyan Davud-u Kayseri Hazretleri'dir. Efendim, Davud-u Kayseri Hazretleri'nin hayatı, yazdıkları hakkında bilgiler vermek istiyorum ama program beni sıkıştırıyor. Burada kabrinin hemen yanında
efendim 760 yıllık olduğu, 1250'lerde dikildiği bir Türk profesörü tarafından yaş tayini usullerine uyularak tespit edilen, 760 yıllık olduğu tespit eden bir çınarla karşı karşıyayız. Bu çınar Topkapı Sarayı'nın bahçesinde 1468'lerde kurulan çınardan en az 200 sene daha yaşlı görünüyor bana göre. Oradaki çınarı böyle öğrencilerle el ele tutuşmak suretiyle ölçtüğümüzde 11 öğrenci, erkek öğrenci ancak bunu kucaklayabiliyordu. Bunu herhalde 11 değil de 17-18 kişi ancak kucaklar. Ortasına bir rivayette yıldırım düştüğü söyleniyor. Yıldırım tabii zirve noktalara düşer ama dilerse Allah-u Teala o nemli havalarda ortasına düşmüş olabilir. Ondan yarıldı deniyor. Ben öyle zannediyorum ki bu kollanın arasında bir dal kesildi. Orada bir çürüme peyda oldu. Çınar ağaçları içinden böyle çürümeye müsaittir. Ve Yenişehir'de de biz bunu gördük. Böyle içerisine 8-10 kişi sığabilecek içi oyuk çınarlar gördük. Bu da oyuk. Bunu belediye fenni usullerle kapatmış çürüme azalsın diye. Çınar da burada. Sizi çınar görüntüsüyle baş başa bırakmak durumundayım. Zira programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programın. Hoşça kalınız efendim.